Herkese merhaba sevgili canlar, dostlar, ben Cem Kervan. Kavuşamaz mıyız yeni yaşama adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum sizinle. Burada ne yazıyor? Yaşayışımızdan usandık, bittik. Erişemez miyiz yeni yaşama? İnsanlığımızı tümden yok ettik. Kavuşamaz mıyız yeni yaşama? Ve onun cevabını bulacağız. Ama önce deyişi bir paylaşayım sizinle, inşallah beğenirsiniz. Yaşayışımızdan usandık bittik. Erişemez miyiz yeni yaşama? Yaşayışımızdan usandık bittik. Erişemez miyiz yeni yaşama? İnsanlığımızı tümden yok ettik. Kavuşamaz mıyız yeni yaşama? İnsanlığımızı tümden yok ettik. Kavuşamaz mıyız yeni yaşama? İşimiz kötü, yorulduk, bıktık. Hakkın sevgi, barış yolundan çıktık. Gidişimiz kötü, yorulduk, bıktık. Hakkın sevgi, barış yolundan çıktık. Köprülerimizi yaktık ve yıktık. Ulaşamaz mıyız yeni yaşama? Köprülerimizi yaktık ve yıktık. Ulaşamaz mıyız yeni yaşama? Var haktan kurtarış. İsa geldi bize gökten bir varış. Kervanım umut var haktan kurtarış. İsa geldi bize gökten bir varış. İnanırsak olur yeniden barış. Değişemez miyiz yeni yaşama? İnanırsak olur yeniden barış. Değişemez miyiz yeni yaşama? Değişemez miyiz yeni yaşama? Evet, değişemez miyiz yeni yaşama? Aslında değişebiliriz. Karar bizim. Çünkü açık kapı var. Ne diyormuşum? Kervanım umut var. Haktan kurtarış. İsa geldi bize. Gökten bir varış. İnanırsak olur yeniden barış. Değişemez miyiz yeni yaşama? Değişiriz. Ve bakın bu resmi kurumsal bir din düzeniyle ilgili değil bu. Bu tamamen batıni bir şey. Kalbimizle ilgili. İsa Ruhullah'a inanırsak yeniden doğarız, yeni insan oluruz. Kamil insan yolunda menzil almaya başlarız. Çünkü zaten İsa Ruhullah insanı kamildir, ikinci Adem'dir. Evet, beğendiyseniz lütfen o beğendim düğmesini bir tıklayıverin.
Abone olun, yorum yazın, başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.